Bir taraftan Gazze'ye ölüm yağıyor, bir taraftan gözümüz, kulağımız, Orta Doğu'da kanayan yaramızda, bir taraftan da yarınki en büyük bayramımıza hazırlanıyoruz. Onun heyecanı içimizde. İkinci saatimize başlıyoruz. Cumartesi günü itibariyle burası hafta sonu Habertürk ekranlarında ikinci saatine başladı. Bu saatte biraz Birleşmiş Milletler kararı sonrasında yaşananları ve biraz dünyada oluşan havayı konuşacağız. Metehan Demir konuğumuz olacak Skype bağlantısıyla. Biraz haberleri aktaralım size. Sonra bakalım Metehan neler aktaracak sizlere aktardığımız haberlerin detayında. İsrail Gazze'ye hava saldırılarını yoğunlaştırırken tanklar Gazze şeridine girdi. İletişim ve internet hizmetlerinin durduğu Gazze tamamen karanlığa gömüldü. İsrail ordusu geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı. Türk Kızılayı ve Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki personellerine ulaşamadığını duyurdu. Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek. Önce açıklama geldi. Ardından tanklar Gazze şeridine girdi. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye en şiddetli bombardımanı gerçekleştirdi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetlendirdiklerini söyledi. Hava güçleri yeraltı hedeflerini ve terörist altyapısını vuruyor dedi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları da Beyt Hanun'da İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu. İsrail, Gazze'de bulunanların şehrin güneyine doğru ilerlemesi çağrısını yineledi. Olaydan saatler sonra İsrail basını Beyaz Saray'dan yetkililere dayandırarak bir iddia ortaya attı. İsrail ordusunun operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığını açıkladığı öne sürüldü. Haberde İsrail güçlerinin Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği belirtildi. Filistin medyasına göre ise Kassam Tugayları İsrail'in kara saldırısına kornet füzeleriyle karşı koydu. Haberde Gazze şeridi sınırlarında Kassam Tugayları üyeleriyle İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 kornet füzesinin fırlatıldığı iddia edildi. Gazze'ye düzenlenen ağır bombardımanın ardından Filistin telekomünikasyon şirketi Sabit Hat cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Açıklamada yoğun bombardıman Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti ifadeleri kullanıldı. Filistin Başbakanı Muhammed İştiye, iletişimin kesilmesinin amacı Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir dedi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise Gazze şeridinde iletişimin kesilmesi, işgalci İsrail'in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisidir denildi. Bölgede bulunan muhabirler Gazze'deki yakınlarına ulaşamadıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze şeridinde faaliyet gösteren gazetecilerin güvenliğinin garanti edilemediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Kızılayı da Gazze'de görev yapan çalışanlarına ulaşamadıklarını açıkladı. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada tüm insani yardım çalışanlarıyla ilgili büyük bir endişe içindeyiz ifadeleri kullanıldı.